Yörükoğlu Turizm, Kadir Balık'la Çat Kapı'yı sunar. Kadir Balık'la Çat Kapı bugün Küçük Yalı'dayız. Az sonra sevgili Hülya Polat burada olacak. Karadeniz'in prensesi. Gerçekten bizim çok sevdiğim bir ablam. Sevgili Bayan, nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok, okul nasıl? İyi. Ne iş yaparsın sen burada? Hiç patronun şey. Yeğenisin. Evet. Benim programın adı ne? Kadir Balık'la Çat Kapı. Kadir Balık'la Çat Kapı bu sezon ilk programında herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Küçükyalı'dan giderken sağda, gelirken solda öyle güzel bir kafedeyiz ki valla kafe desem böyle, restoran desem böyle. Şato'yu andırıyor, ismi de Şato'ymuş ve yanında o kadar güzel bir hanımefendi var ki Karadeniz'in prensesi, kraliçesi, her şeyi, Koçyari Hülya Polat. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. İyiyim, Allah'a şükürler olsun. Ben buraya gelirken Aysun'la konuştuktan sonra uçakla geldim yani, biliyor musun? Bizim sponsorumuz da Yörükoğlu Turizm. Helikopterle geldim, trafikten gelemem diye. Onunla alakalı sana yetiştim. Süper. Ablacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim. Biraz yoğunluk yaşıyoruz tabii son günlerde. Sürekli yolculuk halindeyiz ama Allah'a şükürler olsun. Allah sana Aysun, bir de Hayrettin'e kolaylık versin. Amin. Hayrettin göbek gitmemiş ama benim gibi hala duruyor. Yani bizim oralarda bir laf vardır Kadir. Dinime küfreden Müslüman olsan misal. Şimdi çok dokunduruyorsun. Buranın sahibi Mustafa Bey'e, Mustafa Çiçek abimiz o kadar evet. Güzel karşıladı bizi ki. Hele seni beklerken bir gözleme edip, yani var ya bir tane gözleme kahvaltıya bedeldi. Ama sevgili Kadir Yusuf burası abimi, Yusuf Erdemir'e çok teşekkür burası ediyoruz. Bizim mekanımız. Benim hani hep derler ya Hülya, işte özel hayatında ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? İşimin haricinde boş vakit bulduğum zamanlarda soluk aldığım tek yer. Şimdi bir de İnanılmaz bir var. Gerçekten Serdar Bey. Çok güzel bir mekan. Biz geldik, hoş geldin yok. Hülya Polat geldi. Aşk olsun. Hayır alınırım böyle deme çünkü. Mustafa abi benim bütün, uyum var direkt süsüne karşı bütün söylüyorum. Bütün elemanlar hepsi çok iyiler. Yo, İnanılmaz numara, ince, nazik, misafirperverler. Ben gerçekten çok seviyorum evet. Mekanı. Ablacığım öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Süper bir yaz geçirdin ve ilk programımda sen bizim konuğumuzsun. Evet. Yazın neler yaptın, yedin düştün senin olsun. Evet, yazın neler yaptık. Bol bol yolculuk yaptım. İnanılmaz böyle festivallerimiz oldu, etkinliklerimiz oldu, çeşitli etkinliklerimiz oldu, yurt dışı konserlerimiz bile oldu o yaz sezonu içerisinde. Biraz yoğunluk yaşadım. Dolayısıyla da ben bir sonraki albümün çalışmalarına hep teşekkür ederim Serkan. Tekrardan başlarım ben. Yani bir albüm bitti, ara vereyim, sonra başlayayım yoktur bende. Albüm çıkar çıkmaz ben bir sonraki albümü hazırlanırım ama bu sezon inanın ki biraz yavaştan almak zorunda kaldım bir sonraki albümü. Çünkü sürekli yolculuk. O biraz beni yordu açıkçası. Arabada yatak görmen yok mu? Olmaz mı? Özel yatağım varmış arabada diye duydum. Gerçekten. Efendim duyuyor musunuz? Hülya Polat'ın arabasında özel yatak var. Ya
çok vallahi çok rahat yolculuk yaparken hani baktığın zaman çok rahatlıyorsun. Aa geç arkaya, güzel yastıkların, işte yorganların, her şeyin hazır. Ama bir süre sonra gerçekten şey arıyorsun hani, sen de olur mu bilmiyorum, hani bazı insanlarda takıntıdır o, kendi yatağım, kendi evim, o moda giriyorsun. Yatağımı aradım bir süre sonra. Hayır, korktum, bir süre sonra da minibüsü arayacağım. Alışacağım ya oraya. Evde uyuyamayacağım. Peki, bilmiyorum tabii ki de genelde Karadenizler'de uykusu oldu mu sinirli oluyor. Sende o var mı? Bunu niye verdin, şunu niye almadın falan filan gibi. Ben iş yaparken, yani çalışırken biraz sinirli oluyorum zaten genel olarak. Ben genelde... Hani böyle çok sakin bir insan gibi görür herkes beni ama söz konusu çalışma oldu mu, iş oldu muydu, biraz disiplinliyim, o yüzden biraz... O Karadeniz fırtınası var içinde herhalde. Var biraz. Onu saklamıyorum. Ya benimle çalışmak hem çok kolay hem biraz zor. Ama çok mütevazısın. Mesela bundan yıllar önce bir otelde, odada konserde çıkacaktınız. Ve herkes panik halinde. Hülya Polat o kadar laç ki, o kadar şey ki, geldiler dediler ki efendim siz mi, önemli değil. Yani o kadar mütevazı ki herkes... Ya kimseyi de tabii ki hani titizim, özeniyorum işime diye kimseyi de kasmak da istemem. Hani herkesin bir şeysi vardır. Karşındaki insandan eğer kapasitesinin üstünde bir beklentin varsa zaten kafadan kaybediyorsun her şeyi. Bazı insanlarda da şey vardır, hani bizim meslekte, sektörde ne kadar kapris yaparsam o kadar sanatçı modunda olurum zannediyorlar ama çok gülünç duruma düşüyorlar. Çok güzel ama düşüyorlar. Çok komik durumlara düşüyorlar. İnanılmaz yani. Hiç özel hayatlarında yapmadıkları şeyleri talep ediyorlar gittikleri yerlerde. Şunu yapmak istiyorum, şunu isterim, bunu yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Peki Hülya abla, işin haricinde neler yapıyorsun? Evde mesela damanın nasıl geçiyor? Yiyenler çok, çocuklar çok. Yiyenler çok. Halacılık oynuyorum diyeyim. Hala olduğum için kalan vaktimi onlarla geçirmeyi çok seviyorum. Hem dinlendiriyor beni, hem mutlu oluyorum. Yani ruhuma iyi geliyor çocuklar. Onun haricinde akşamları mesela buraya geliriz genelde. Sanatçı arkadaşlarımla, sevgili Zeki Uçkan ve diğer arkadaşlarımla birlikte, işte Hayrettin'le, kardeşimle. Fasıl falan yapıyor musunuz burada? Bir yapalım, gelelim buraya. Fasıl yapalım Hayrettin. Fasıl yapmıyoruz da biz burada genelde stres atmak için ya tavla ya da okey fasılları yapıyoruz efendim. Öyle. Duyurulur, evet. Genelde hiç iyi oynarız. Hiç olmaz, seninle bir okey oynardık ama. Ben yenerim ama. Yener misin? Oo, tamam, ben çok iyiyimdir. Tamam, sorabilirsiniz. Kemal'le ben, sen de Hayrettin abiyle, haydi. Festivaller nasıl geçti? Mesela hiç tam böyle merak ettim mi ya, işte ben atıyorum bu sene bu festivalde 100 tane festival yaptım veya acaba niye saymadım, bu kadar yapmadım hiç? Vallahi saymadım. Ama hemen hemen hepsinde varsın değil mi? Yani Allah'ın aşağı izniyle. Yukarı özellikle de çok güzel etkinliklerde yer aldık. Yani çok hakikaten ülkemizde çok sayılı organizasyonlar diyebileceğim etkinliklerde yer aldık. Ama tabii bu şey de etkiledi bizi, onu da altını çizeyim. Ülkemizde yaşanan son dönemdeki o olaylar, artı Mısır'daki bu olaylar, bunlar da çok etkiledi bizi ve birkaç konserimiz de iptal oldu. Oh.
Sen seyrettin mi Alettin Nur'u? Sen bir seyrettin mi? Ne olduğunu biliyor musun? Ana habere inek getirdi. Niye? Ana habere inek getirdi. Sebep? Milletiz milletler Esat'a cevap için. İnek cevap verdi oradan. Bütün medya kusallandı. Her yerde var. Öküz getirdi, inek getirdi. Ona sordu, o cevapladı yani. Böyle bir şey, vallahi, biz öyle bir karşılık verdik. Kim ne cevaplayacak, kim kime ne diyecek bilmiyorum Kadir. Ama bunu artık birilerinin dur demesi gerekiyor bu gidişata. Hani kıyamet ne zaman kopacak, kıyamet ne zaman kopacak, koptu kopacak diye millette bir korku, bir kaygı var ya. Ay yok, ha gidiyor da kıyamete gidiyor. Yok, geçenlerde bir tane dedi ya. Hangi ülkeye bakarsan bak, ülke ayaklanmış ya. Gidiyor. Ölüm hak götüre, toplu toplu insanlar ölüyor. Bu nedir, nereye gidiyoruz? Ya geçenlerde kıyamet kopacak değil, millet ayağa kalktı. He. Ya. Yok, biri diyor ki bu kadar borcum var, şunu yapayım. Ya İzmir, Şirince bilmem ne. Şirince'ye adım atacak yer kalmamış, hatırlasana. Ne kadar acemi bir şey, Allah biliyor ne ya. Ne acemisi, salakça bir şey. Açık açık yani söyle, salakça bir şey. Yani denyoca bir şey. Yani böyle bir hani onlara bir şey diyecek şeyi bulamıyorum yani. Olimpiyatlar olacaktı. Evet. Kırpayı döndük. Evet. Kırpayı dönmedik, yok. Dönmedik. Kırpay dönmedik finale ya. Finale gittik. Bir finale gittik de güzel kardeşim, şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bizim sporumuzda, bizim futbolumuzda olan, yaşanan şeyler, Türkiye çalkalandı, dünya çalkalandı, şampiyonluklar geri alındı, bilmem neler oldu. Biz neler yaşadık Türkiye'de? Ondan sonra da olimpiyatlar gelsin bizde yapılsın diyoruz. Yani yapmayın, kurban olurum. Ben çok ümitliydim ama ya. Ben değildim. İyi ki de olmamış, rezil olacaktık. Niye? Hazır değiliz. Allah. Hiçbir anlamda hazır yani değiliz. Yani şey mi? Futbola önem verildiği kadar okçuluğa, yüzmeye, hiçbir oraya buraya şey, hiçbir önem şey verilseydik bunu kazanır yani mıydık diyorsun? Ya doğru bir şekilde bir şeyleri yapıyor olsaydık evet kazanabilirdik. Ama biz ülke olarak, millet olarak henüz hazır değiliz o kadar ya, büyük organizasyonlara. Bana her yol Trabzon. Bize her yer Trabzon, buna da her yol Trabzon. Bana her yer, her yer. Kaç harcım abi hocam? Abla kaç harcım oldu? 10 mu? 11 mi o civarda? Milli takım kadrosu gibi ya. Yani. 7'yi yakında. Ne zaman yakında? Ne zaman geliyor? Acelesi yok. Tam albüm olarak değil belki ama... Single mı? Single düşünüyorum. Farklı bir proje ama. Farklı bir şey düşünüyorum. Belki yaparsam ama son dakika gene fikrimi değiştirir. Albüme yönelebilirim. O da olabilir ama bir single gibi bir şey düşünüyorum. Hülya abla, çok fazla programlara çıkmıyorsun. Evet. Program mı seçiyorsun yoksa kaliteli program mı kaldı? Kalmadı. Program seçiyorum. Seçmek zorundayım. İşime ve seyircime saygımdan dolayı. Ama bir programcı olarak bana hak vereceksin. Hakikaten ben, işim ne benim? Solistim değil mi? Ben şarkı söylüyorum, türkü söylüyorum. Ama benim bir programa çıkıp kendimi ifade edebileceğim, çalışmalarımı anlatabileceğim ve yaptığım çalışmalarımı sunabileceğim düzgün programlar maalesef yok. Yok. Sen bir yani, program düşün. Evlenme programları, kavga dövüş programları ve bunların içerisinde yer almak istemiyorum. Ben bir ara mesela bunun ilkini ben başlattım da şöyle. Evlenme programları mı? Değil değil. Neyi? Mesela gidiyordu programa, adam adamı öldürdü, karısına tecavüz etti. Sanatçı böyle duruyor, kutla gibi. Ya sanatçı olur da niye duruyor? Ya şey. Yani ben az önce onları diyorum. Bak, onları dinliyor. Seda'nın programına gittiğimizde de Seda'yla da bunu çok konuştuk. Ya Seda, ya çağırma bizi, kurban olurum, ya da hani bunu yapamıyorum. Geliyor oraya mağdur insanlar, anlatıyor sıkıntısını, sorununu. O psikolojiye giriyorsun, üzülüyorsun, insansın çünkü. Ondan sonra ay işte çok bunaldık, çok daraldık. Hadi Hülya, senden bir türkü dinleyelim. Gözyaşlarını sil, hadi lay lay lom, eğlenelim. Ben mesela böyle bir şey çalıştım sanatçıyla, ben dedim Cahir abi, gelirim, şarkı söylerim, çıkarım. Ve bu olayı biz başlattık. Bunu da yaptık da ama o da yemiyor. Yani o da olmuyor. Ama yazık günah ya, böyle bir şey yok. Yani müzik eğlence programları şu anda maalesef çok az. Kalmadı denecek kadar. Hele zaten halk müziği bayağı bir problem. Geceleri dışarı çıkıyor musun? Neler yapıyorsun mesela boş zamanlarında? Çok fazla boş zamanım olmuyor dediğim gibi. Yani konserlerim bellidir benim. Haftanın belli günleri doludur. Menajerimden alırım ben o iş listemizi. Hangi günler işlerimiz var, nerelerdeyiz. Onun kalan zamanında da benim kendi özel çalışmalarımı, yani geri plandaki çalışmalarımı tamamlamaya çalışıyorum.
Onun haricinde de 300'lerimle arkadaşlarımla, işte bellidir benim mekanlarım geldiğim mekanım. Sinema, tiyatro. Tabii. Gider misin? Tiyatroya çok gidebildiğimi söyleyemem. Çok sevmeme rağmen gidemiyorum ama sinemaya mı? Evet gidiyorum. Son gittiğim filmi mesela müthişti. Kesinlikle öneriyorum. Şirinler 2 kesinlikle kaçırmayın. 300'lerimle gittim de bu arada. Artık çocuk filmlerine de gitmek zorundasın. Normal filmlere gittim en son. Tabii. En son ne zaman gittiğini hatırlıyorsun? En son ben hangisine gitmiştim ya? İçi de var ama. En son hangisine gittiğimi unuttum. Şeye. Neydi bu ya? Tamam. Filmin ismini unuttum, iyi mi? Neydi, çok güzel bir filmdi ama. Çok güzel bir filmdi. Şimdi yeni gösterim, şimdi gösterime girecek bir film var, onu bekliyorum. Karadenizlilerin oynadığı, hatta oyuncu bile değiller, hepsi bir köydeki insanlar, bizim oradaki insanlar oynamışlar. Fragmanlarını gördüm, hoşuma gitti, mutlaka gideceğim. Karadeniz olsun, başka şeyde dizi teklifleri aldın mı? Alıyorum. Kabul etmiyor musun? Senaryoyu mu beğenmiyorsun? Dizi teklifleri de geliyor. Sinema filmlerinde teklifler, hani böyle yardımcı roller de geliyor ama Karadenizlilik var ya. Hı. Ve Karadenizlileri de ekranda sağ olsunlar öyle bir tanıttılar, öyle bir gösterdiler ki yerlerde Karadenizli ya da esprili olmayı, komik olmayı salaklıkla karıştıran insanlar senaryolara da bu şekilde yansıyor. Ya asan kesen insanlar veyahut da işte şarlatan insan tiplemeleri yapılıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor ama İlle de Karadenizli rolü oynamak zorunda değilim. Güzel tekliflere açığım. Yani peki, değerlendirmek istiyorum. Dermoni. Hayır, T ile. Trabzonspor'un T'si. Termoni. O ne? O ne? Bazı yerlerde pepeçura da derler ama üzümden, kara üzümden yapılan çok özel bir, özellikle de Lazların çok sevdiği ve mutlaka yaptığı sofrasında yer alan özel bir yemektir. Karalahanayı güzel yaparım, sarmasını, ezmesini de, sarmasını da, Laz böreğini güzel yaparım. Ya et yemekleri haricinde iyiyimdir. Bir çok fazla böyle Çatkapı evine gelelim de güzel yemeklerini. Ha, Çatkapı gelmeyin. Niye? Yok, haberlerci yok öyle yerlerde. Çatkapı gelmeyin, aç kalırsınız. Çünkü ben çok fazla evde vakit geçirebilen bir insan değilim çalıştığım için. Geleceğiniz zaman hazırlarım seve seve. Öncesi. Tabii. Sıvarım kollarıma böyle, tavuklu pilavlar yaparım size bir güzel, bademli badem. Hayatımda ilk defa uçağı ne zaman bindin? Hatırlamıyorum ya, çok oldu. Kaç sene önce oldu? Nereye gittin? Yurt dışına nereye gittin? İlk yurtuna gittiğin yer. İlk yurt dışına gittiğim yer Almanya'ydı. Ama ilk... Neler, heyecan var mıydı? İlk Trabzon'a gittiğimi hatırlıyorum. Uçakla tabii Trabzon'a gittim. Neler hissettin? Korktum. Hala ne hissediyorsam o gün. O gün de aynı şeyi hissediyorum. Allah Allah. Ve en son uçak yolculuğumu anlatayım ben. Ya İzmir'e gideceğiz. Hayrettin. Hayrettin ve bütün müzisyen arkadaşlarım. Hatta yanımda Bahtiyar Hoca var. Biz dedim Bahtiyar Hoca ile yan yana oturalım. Hem bulmaca çözeriz, konuşur, sohbet ederiz. Biraz hani böyle şey olur, kafamız dağılır diye. Ben çok korkuyorum. Uçak havalanmaya başladı. Hocaya bir baktım, dedim ki hoca bir gariplik hissediyorum dedim. O da dedi ki geçer dedi. Herhalde dedi ani kalkış yaptık. Sivas'a inecek uçak. Oradan da karayoluyla geçeceğiz. Allah'ım ben var ya, avazım çıktı kadar bağırıyorum ama. Göreceksin. Herkes böyle şeylere düşüyoruz. O türbülans mıdır? Türbülanslara giriyor. Uçak türbülansa giriyor. Dün duvarlar titriyor yani, o derece söyleyeyim. Ben böyle oradan geçmesene. Korkunçtu ama. İnene kadar, uçak inene kadar ben öyle bir yak bir yak bağırdım. Bahtiyar Hoca'nın rengi bezi gitti zaten. Şöyleydi renk. Ay tutacağım hocaya, destek alacağım. Baktım adam gitmiş. Efendim yeniden gazino geceleri. Evet. Ne söyleyeceksiniz efendim? Evet. 12 Eylül'de bana bir yasak konmuştu malumunuz. Evet. Ve beni evimde koltuklara gömmüşlerdi.
Ama takdiri ilahi, o Allah'ın keremine kurban olayım. Onun terazisi hiçbir zaman yanlış tartmaz. Ben 12 Eylül'de yine sahnedeyim ama beni eve koltuklara gömenler yataklara gömülü şu anda. Bülent Hanım, bir de malum tartışma konunuz var Ajda Pekkan'la. Ajda Hanım mahkemeye verdi diye yanlış haberler çıktı ama bu bir suç duyurusu. O suç duyurusu. Evet, yani Cumhuriyet Savcısı eğer ne karar verirse tabii ona göre dava açılır ya da açılmaz ama hanımefendi aslında oraya kadar zahmet etmesine gerek yoktu. Çünkü bildiğim kadar bacakları hasta. Yazık oldu. Oraya kadar gitmeseydi keşke. Koridorlar da epey bir uzundur. Avukatına talimat verip de efendim vekalet zaten vekaleti vardır avukatında. Onun için vekalete gerek yok. Talimat verecekler ve böyle ben kendilerinden rahatsızım, konuştuklarından rahatsızım. Onun için hakkımı aramanızı rica ediyorum diyecekti. Avukat bunu gayet kolay bir şekilde halledebilirdi. Yani ama o kendisi gidip şov yapmayı uygun görmüş. Bence hiç mahsuru yok. Yorulması mıydı efendim? Yani bacakları hastaydı, üzüldüm. Biliyorsunuz sahnede de şeker kamışı gibi böyle yapıyor, dans falan edemiyor artık. Çünkü yazılanların içerisinde şey de vardı efendim, detone olma ve sözleri unutma. Ha, unut, o yaştan yaş itibariyle artık unutabilir tabii. Yaşlandı artık, çok yaşlandı tabii. Zaten mayoyu giymiş ama dans falan yok. Oturduğu yerde böyle şeker kamışı gibi böyle sallanıyor. Niye unutur bir insan? Bunlar bunama alametleridir. Evet, Kadir Bak'la Çat Kapı gerçekten benim bir ara böyle çalışıyordum, patronumdu. Ve çok sevdiğim bir insan, İzzet Yılsan. Efendim nasılsınız? Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Ben patron değilim ya, ben hala işçiyim. Yani yüzlerce insanla beraber çalışıyorum ben. Tabii insanlarla bir ekmeği paylaşmak çok güzel. Tamam. Seninle de paylaştım bir ekmeği. Onun için sen de başarılı. Ben her zaman söylüyorum. Ben kendimi sevdirebiliyorsam ne mutlu bana. Yok, seni seviyorum. Birlikte çalıştık. Hiçbir şikayetim de olmadı senden yani. Allah razı olsun. Efendim, oteller maşallah. Yazın çok tempoda çalıştınız. Evet, çok şükür. Çok şükür. İzmir'de tabii otel artık rayına oturdu. Yani marka söyleniyor mu bilmiyorum ama Hilton DoubleTree olduk. Onun için o yönden rahatladım. Ama tabii işletmeyi ben yapıyorum zaten. Şimdi buradaki işime döndüm. Show TV'de sevgili Bülent Ersoy'la, Diva'yla birlikte Allah nasip ederse 29'unda programa başlayacağız. Peki yakında albüm geliyormuş diye duydum. Albüm de geliyor, evet. Yani programla beraber bir ay olacak yani. Bir ay içinde çıkaracağım. Şimdi İzzet Yıldız'ın albümü farklı mı yoksa? Çok var. Çok farklılıklar var. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İçime içime sözülür gözyaşlarım. Kanar yaralarım, kanar. Tuzu bastıkça anılar. Efkar benim öteki adım. Kor, kor. Azgın yangınlarda can evim, ciğerim yanıyor. Efkar benim öteki adım. Ayrılık.
Türkiye'nin sunduğu Kadir Balık'la Çat Kapı reklamlardan sonra devam edecek. Yörükoğlu Turizm'in sunduğu Kadir Balık'la Çat Kapı devam ediyor. Şey yaptı da böyle hani öpüyorlar ya. He, öpecektim. O seferden indikten sonra öpecektim yeri. Toprak mı bulamadın? Yer yer taştı, öpemedim. Hani diyorduk ki öpeceğim toprağı, öpeceğim. Toprak yok, taş dedim, öpemeyeceğim Bahtiyar Hoca. O da nasıl gülüyor. Güzelin görevliye toprak yedir şuradan. Ha, ben şey dedim, çekilin önce ben ineceğim. Memlekete gittin mi Hülya abla, işte tarlaya marlaya gireyim. Tabii canım, tabii. Çay may kırar mısın? Bu sene kırdın mı? Arkadaşlarımın henüz daha çayları bitmeyenler vardı, çay toplayanlar vardı. Ben onlara yardım edeceğim diye çok heves yaptım, gittim ama meğer benden bir gün önce, iki gün önce bitirmişler. Kısmet olmadı. Ama gidiyorum, topluyorum. Bağ bahçe işlerim. Benim hala kara lastiklerim, çeşanım hala durur orada. Zaten anneminkini hep, anne diyorum çeşanını aldım gidiyorum, çeşanını aldım gidiyorum. Seviyorum köy hayatını. Peki hiç unutamadığın konser, ilginç bir anın var mı? Hayranın mı olabilir, kendi kendine olabilir? İlk konserimi unutmuyorum. Sahnede olduğun şey olabilir. Rize Pazar'da verdiğim ilk konser. Bir heyecanlıyım. Heyecan sebeplerim çok yalnız. Ben Volkan Konak'ı çok seviyorum. Ben bu mesleğe başlamadan önce de çok sevdiğim bir insan. Ben tam bu mesleğe başladım, o kadar çok hayran olduğum, o kadar çok sevdiğim insanla tanıştım. Bir baktım o konserde Volkan da orada. Misafir olarak İlk geldi. İlk konser. Ben öleceğim yalnız. Herkes diyor ki Volkan Konak burada, onun için heyecan yapıyorsun. İşte Rize Pazar'da ilk konserin, onun için heyecan yapıyorsun. Ben sahneye çıktım. Seyirciyi selamladım. Tam şarkıya gireceğim Kadir. Allah seni inandırsın. Tam karşımda babam. O kalabalığın içerisinde, onca kalabalığın içerisinde benim gördüğüm tek insan babam. Ve ben bütün şarkı sözlerini unuttum. Niye, baban izin vermiyor muydu? Yok ama bizde öyle bir baba kız, baba evlat ilişkisi vardır ki babamızın yanında biz doğru dürüst sohbet dahi edemeyiz. Bir aramızda bir hani şey vardır, yani bir otorite vardır. Babamı da tam karşında görünce haydi gel şarkı söyle. Aklı bana geldi. Ne? İbrahim Tatlıses'in dinlemesi gibi Ayşem diye bir film var, onu seyrettim de. Hani ömrü kaldı sahnede falan halka konser veriyor. Hülya Avşar sevgilisi. Tamam mı? Tam şarkı gözleri falan bunalıyor. O kadar milleti tak Hülya Avşar'ı gördü, tamam mı? Aha. O an düştü ondan sonra. O geldi aklına. Ama aynı oldu. Sunuyoruz. Bu da aynı oldu ya böyle. Bunu hiç unutmam. Benim hayatımdaki... Peki o babanı gördün. Şarkılar unutuldu. Ne oldu? Bir 5-10 dakika öyle geçti. Hayrettin öbür tarafta. 5-10 dakika yalansız söylüyorum ama öyle geçti. Sazlar, bakıyor musun sürekli? Babana sazlar arkamda. Başımı çekiyorum. Onlar da şaşırdı. Başımı çeviriyorum. Tam yeniden adapte oluyorum. Seyirciye dönüyorum. Babam gene orada. Evet. Şey yaptın. Eve geldiğimde anneme dedim ki anne kurban olurum babama söyle konserlerime bir süre gelmesin. Tamam eve geleceğiz daha. Orada ne oldu sonra? Nasıl başladın söz? Babam mı gitti? Nasıl oldu? Tiyo mu geldi ona? Bir süre sonra şarkı durdu. Kestiler. Ben giremiyorum çünkü şarkıya. Şarkıyı bir öyle gireceğim diye bekliyorlar. Gene yok, gene dönüyor. Gene hangi şarkıydı dönüyor. O gireceğin şarkı? Vallahi şarkıyı hatırlamıyorum bile. İnan ki hatırlamıyorum bile. Durdu. Babayı gördü ya, şarkıyı unuttu. Allah rahmet etsin, o zamanlar bağlamada sevgili İsmail Akyüz vardı. İsmail abi döndü bana böyle dedi ki hadi da dedi. Niye girmiyorsun şarkıya? Yapamıyorum dedim. Ya, yapamıyorum babam orada dedim. Sonra ne oldu? Söyleyin dedi babana dedi. Söyle bir kenardan bir yerden izlesin diyor. Adamcağız da ne yapsın, o da gururlanıyor. Evladını aynen, seyredecek, aynen, izleyecek. Öyle bir anım vardır, hiç unutmam. Ne oldu, şarkıya ne zaman girdin? Sonra girdim tabii, alıştım da sonrasında alıştım. Bir o kadar tekledi, da değil. İki tekledi, üç tekledi. Olmuyor, baba gitmiyor, bari girelim de ondan sonra şarkıya gururlanır belki gider. Aynen aynen. Onun da hoşuna gidiyor ama o bir şeydir, alışkanlıktır Kadir. Bazı insan vardır ki babasının işte omuzunda durur böyle veya dizinde kucağında oturur ama bizde hiçbir zaman öyle bir baba
evlat ilişkisi olmamıştır. Ben 43-44 yaşındayım. Babam gelsin oturmam bir anda değişir mi? Aynen aynen. Daha bakıyorsun abi gençlere babasının yanında yatmalar bilmem ne. Öyle değil mi Mustafa abi? Şimdi öyle bir şey yok ki. Oturmamız değişir, yatamayız, bilmem ne yapamayız. Bu saygıdan dolayı yani. Aynen. Ha bakıyorsun ama söylüyorsun. Bundan saygı mı olur? Ne alakası var? Biraz da, biraz bir daha da. Babanın yanında. Değil ama biraz da olması gerekiyor belki ya Kadir. Biz de çok fazla korkutulduk. Korkutulduk mu diyeyim? Fazla saygı mı diyeyim? O dayak kadar hadi. Yok yemedim. Ben çok yedim ama Allah razı olsun. Gene de dövse gene babam bir önemli değil. Yemedim ama babamın bir bakışı yetiyordu yani. Aynen benim iki tane kızım var şimdi. 14 ile 7 yaşında. Aleyna Nurla Nehir Tuğba. Eşimden Allah razı olsun. Ama ben fiske vurmadım. Aynen. Sesimi duydular mı yetiyor yani. Yani o bana göre ben anne olsaydım, benim çocuklarım olmuş olsaydı asla çocuklarımı dayakla korkutmazdım. Yolda geçen bir kadın çocuğu öyle bir dövüyor bitti şimdi. Aa öyle denk geldi. Hayır bana denk... Hayır kadını yani öyle bir sinirimi bozdu ki. Abla ne yapıyorsun polis sana ne be dedi. Anladın mı? Öyle denk geldiğimde yemin ediyorum müdahale etmek hayır, geliyor içimden. Sana ne be dedi benim çocuğum. Abla ha, senin yazık çocuğun ya. Olur mu? Kafasına vur canım kıçına vur. Toplumun bir parçası o çocuk. Eğer ki hepimiz bu ülkede yaşayan insanlarsak, bu dünyada yaşayan insanlarsak, bir toplum oluşturuyorsak o da toplumun bir parçası. Sağlıklı ya bir birey olması için. Hocam, evlilik yok mu? Evlilik yok. Biliyor musun? Düşünüyorum. Adam yok. Düşünmekle oluyor mu? Ama ben çok iyi çöpçatanım. Valla. Kendi şeyimi yapamıyorum ama. Yaptı mı birilerinin arasında? Tabii canım. Tabii. Sen bir tanesini söyle şuradan. Şu anda şöyle söyleyeyim. Leyla evlendi. Çocukları ay var. Daha şu an kapıda olan biri var. Onun ismini vermeyeyim. Şu an iş üstündeyiz. Allah nasip kısmet ederse hayırlısıyla hayırlısıyla o da baş göz olacak. O da yuvasını kuracak. Sevgili Yaseminimiz, Yaseminimiz evlendi. Volkanımızla. Arkadaşlar rica ediyorum. evlenmek istiyorsanız lütfen Hayrettin Bey'i arayabiliyorsunuz. Ya benim sevgili arkadaşım Şermin ona şey dedi. Zuhal Topal ondan sonra neydi evlenme programları yapan arkadaşlarımız. Esra Erol. Onları hiç boş verin dedik yani. Biz böyle sizi televizyon kanallarına da çıkarmadan ama şöyle bir şey. Eğer ben çok yakından tanıyorsam o kişiyi sebep oluyorum. Çünkü o evlilik, ömür yapacak değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi tanıman gerekiyor. Özellikle de bu kadın olsun erkek olsun hiç fark etmiyor. Gerçekten aile yapıları, aile dokuları birbirine tutmalı. Çünkü evlilik öyle iki kişi arasında olup bitmiyor. Bütün aileyi ilgilendiren bir şey. Vallahi ben bir daha evlensem yine eşimle evleneceğim. Ailesi? Ailesi de çok. Ha işte bu çok önemli. Ama ben hani öyle bir şey ki çok yoğun çalıştığım için ablacığım. Ben hani beni yıllardır tanırsın. Hiçbir zaman kimseye yalakalık yapmam. Kimseye eyvallahım olmaz. Ama yapmış olduğum projede mesela X bir televizyonda pijama programı yaptım biliyorsun. Gelmedim da. Pijamalı ben pijamalı sen yoğundun. Gel gelmedim. Yok yoğunluktan değil kurban olurum. Dedim ki. Seyrettin beni. Söyleyeceğim. Bir dakika seyrettin beni. Ettim tabii. Bu la ilahe illallah dedim. Şimdi ben çok yakın bir akrabamızın da evine gitsek hayatta pijamayla kimse ama bizi karşılamaz. Geldi, Burak, dedim bakalım. Kadir karşıma geçecek pijamayla oturacak. Tövbe Ayşe dedim. Gidemem ben öyle programa gidemem. Ama bir şey söyleyeyim mi? He. Program başladı. O televizyon önemli değil ismi. 6 hafta telefonlar susmadı. Bu manyak kim? Ama sonra 6. hafta sonra çözdüler işi. He. Millet ondan sonra çözdü işi. Bu sefer 2 sene sürdü o program.
Selena, beauty, beauty and the beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest, beast, beauty from the streets, beetle get deceased, every time beauty on the beat, Marco 110 projesi gerçekleştiriyoruz. 2013 yılında başladı. 2014'te de devam edecek bir proje olacak. Çeşitli fotoğraf çekimlerimiz oldu. Gene çok büyük süpermarketlerde, marketlerde yayınlanacak, kataloglar olacak. Böyle bir çalışma. Gecelere gidiyoruz, her yerde kadir balık var, manava gidiyoruz, kasaba gidiyoruz, her yere gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz. Postal amaçlı insanları bilgilendiriyorum. O güzel. Sen yoğun olduğu için seyredemiyorsun programı. Canım benim gerçekten bu aralar televizyon izleyemiyorum. Hani yaz sezonunda gerçekten çok zor hele de. Ama kışın iyi bir televizyon izleyicisiyim. Peki yazın değil de Hülya Polat'ın baktığın zaman veliahtı var mı? Sanatçı. Gördüğün alttan yeni çıkanlar, yeni arkadaşlar. Herkes kendi çizgisiyle geliyor gibi. O veliaht, çok güzel arkadaşlarımız geldi aslında. Çok donanımlı arkadaşlarımız geldi. Yani bu son kuşak, özellikle de erkeklerde diyeceğim, çok donanımlı kardeşlerimiz var. Mesela ben Resul'ü çok beğeniyorum. Resul Dindar inanılmaz bilinçli gelen bir kardeşim. Evet, çayı görüyorsunuz. Semazen'den geliyor. Semaver miydi bu? Semaver Allah. Semazen başka bir şey. Çok teşekkür ederim. Apolos'u çok beğeniyorum. Niye bitirmiştim normalde biliyor musun? Niye bitirmiştim? Ekranda kötü olduğu için yemiyorum. Sonradan yiyeceğim. Evet, program devam ediyor. Yörükolu Turizm sponsorluğunda tabii ki. Hülya abla, bakınca İstanbul trafiğinde, Türkiye trafiğinde çok olan bir insansın. Trafikte hiç sinirlendiğin oldu mu? Çok. Mesela neye sinirleniyorsun genellikle? Şu hani düdük çaldıkları zaman. Kornaya bastığı zaman. Kornaya bastığı zaman. O yol açılmayacağını bile bile niye basıyorlar? Sağdan öyle soldan öyle çıldırıyorum ben bunu. Ne kadar dengesiz bir insanlar. Yani dua edin ki diyorum ben değilim direksiyonda. Ya bir de ben direksiyonda olsam. O zaman? Peki direksiyonda gayretin abi olsun diye çok arkadaşlar olsun. İyi sabırlılar. Vallahi çok sabırlılar. Ben sırf o yüzden araba kullanmıyorum biliyor musun? Ehliyetim de var ama ben yapamam. Ben çıldırırım. Arabayı öyle bırakırım orta yerde inerim arabadan. Taksi. Aynen öyle. Orada da taksi nerede bulacaksan yürüye yürüye geçerim oradan. Sinirle oradan geçerim. Vallahi. Bir de şey vardır bazı araçlarda böyle bir odun ne diyorlar ona? Haydar mı diyorlar? Evet. Yani bir sopaları vardır da onların. Ben de biraz hani süse püse düşkünüm ya. Hayrettin'e diyorum ki Hayrettin ben bu odunlardan yanımı alacağım ama onlara böyle taşlar yapıştıracağım. Dedim ki Haydar'a taş niye yapıştıracağım dedim. Dedim süslü olsun da. Vurduğun zaman süslü gelsin kafasına. Mikrofonlara bazı bayan solistler böyle taşlar maçlar işletiyor ya. Benim de diyorum arabamdaki adam Haydar'a ölüyormuş. Ne yaptın? Taştı vurduk kafasına. Ay Allah'ım ya. Öyle ama trafik nasıl çözülecek bilmiyorum. Çok ciddi bir problem. Peki abla farklı konseptler gibi düşünüyor musun? Ya çok söylüyorlar. Vallahi. Çok söylüyorlar. Mesela senin sesine türkü gider. Ben zaten türkü okuyorum. Sanat müziği gider zannedersen. Pop gitmez. Pop zaten düşünmedim ama sanat müziği ve böyle oldukça sert Anadolu rock peki, tarzında bir... Peki çok kısa bir şey söyler misin bizim için? Sanat farklı müziği şey mi? Ha. Çok farklı bir şey mi söyleyeyim sana? İlk defa Hülya Polat senin programını da söylüyor. Evet efendim. Ooo alkış kır lütfen. Orde talep eskani mitik maziraz falaş gibi seni tadı uça uça talep eskani mitisa gurim
Valla aşkım işe ni tadı uça uça. Valla aşkım işe ni tadı uça uça. Allah ne güzel ya. Farklı geldi mi? Vallahi çok farklı geldi. Evet, süper bir sanat müziği söylediniz. Teşekkür ederim. Bazen kemençeli sahnede yapıyoruz. Farklı tarzlarda ama espri olsun diye yapıyoruz. Çünkü sanat müziği çok özel bir müzik türü bana göre. Çok da sevdiğim. Özellikle de klasiklerini çok seviyorum. Müzeyyen Senar'ı dinlemeyi çok seviyorum. Zaman zaman sahnede de deniyoruz halk müziği sazlarıyla. Ama çok fazla bir yoğun bir talep geliyordu mu? Geliyor ama şu da bir gerçek sevgili Kadir. Karadeniz yöresinin türkülerini, evet, son zamanlarda farklı yöredeki insanlar, farklı sanatçılarımız da seslendirdi. Hatta komple albümler yapanlar oldu. Bunlardan biri sevgili Şevval Sam, İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, yani aklıma gelen isimler. Bu kişiler de Karadeniz yöresine ait türküleri seslendirdiler. Ama yeterli mi? Hayır, değil. Bana göre hala yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz daha modern çalışmalar yapıp bütün yurt genelinde tanıtmalıyız diye düşünüyorum. Kalbim yıllar geçse hiç dinmeyecek. Sensiz bu son gece, bu son sabah. Tadı yok bu mevsim ayrılıkların. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam yenilme mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç aşkın bir süredir tanıyorum Ebru'yu. Bu 20 sene içinde iyi günümde, kötü günümde hep yanımda oldu. Her dakika bana yardımcı oldu. Aslında bugün sizlerin karşısında şarkı söylememin sebebi de Gündeş'tir. Bundan tam 20 sene önce 1994'te bir radyocuyken Ebru Gündeş pembe böyle bir elbisesiyle, ceylan gözleriyle, annem de hatta televizyonda seyrediyorduk, annem burada hatırlar. Dedi ki bu kız kim, bu kız kim? Öyle böyle, yani anlatılmaz bir edayla Demir Attım Yalnızlığı'yı okuyordu. Ve ben radyoma Ebru Gündeş gelir mi diye düşünürken kabul etti ve geldi. Ben Ebru'ya, 2 dakika bir lavaboya gitti, geldi hemen yanına, daha yayına çıkmadan Ebru dedim. Ha Ebru Hanımcığım dedim, ben şarkı söylüyorum. Karabiberim diye bir şarkı yazdım. Yalnız biber değil yani, şarkı dedim. O da dedi ki, o ne be dedi, öyle şarkı mı olur? Bir okuyayım, ne olur beni dinle dedim. Dinledi, şarkıyı beğendi. Elimden tuttu, sanki çocuğunu okula götürürmüş gibi beni Rox müzik firmasına götürdü. 15 gün sonra Karabiberim albümü çıktı. 1,5 milyon satış yaptım. Ebru Gündeş sayesinde. Çok elini tutuyorum, koca da orada bana bir şey söyleyecek diye korkuyorum. Yarın kocası dalmaya gidiyor. Bodrum'a. Ne için gidiyor ya? Ya bildiğiniz denize dalmaya, yanlış anlamayın. Ve yalnız gidiyor. Yok öyle bir şey yok. Sen de. Sen yalnız nasıl gönderirsin bu adamı ya? Ya sen nasıl gönderirsin? Bana söyleyebilirsin. Dalmaya gidiyorum ya. Anlatma. Ben de Chloe'yle ilgili anlatayım. Chloe'nin bak nereye dalmaya gidiyor, ne yapacağız? Hiçbir arızası yok. Bak öyle hanımancık oturuyor. Sadece bikini giyiyor işte. Reza dalıyor. Ne yapacağız şimdi? Bak hocam yalnız başına gidemezsin. Gidemezsin. Öyle bir şey. Ya beni al, ya bir oğlu al, ya birini al yanına. Biz nereden bilelim senin orada Bodrum'da ne yapacağını? Ben bilirim.
Nasıl güveniyorsun? Sen rahat ol. Ben ya nasıl kocana güveniyorsun? Söyle, nasıl güveniyorsun? Söylersin. Ben benim bir işim var. Sonra sorun bakalım. 6 sene olmuş. Güveniyorum. Giderse ne yapacağım? Ya iyi bir evlendi, iyi yaptı ve onun hani şeyini çıkartıyor bana. Ben de evleniyorum işte seneye bak koku orada. Ama ben de yani... Chloe, we are talking about the marriage stuff. I'm gonna tell you everything. Ne? Ne dedim? Sonra anlatacağım her şeyi. Evlilikle ilgili konuşup sonra anlatacağım her şeyi. Eğer çok konuştuysam beni bağışlayınız. Çünkü onunla aynı yerde, aynı zeminde bile bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Ebru Gündeş'i sizinle baş başa bırakıyorum. Ona çok iyi bakın, ne olur. Tüm ona alkışlar. Masum Gümrük'ün bizim Karadeniz'de dizi yapıyor mesela. 10 numara. Yani yeni kadro, yeni bir şey. Düşündürücü. Yani, dizi mesela ama Karadeniz'de... Yapılması güzel. Karadeniz sanatı, güzel şeyler. Yapılması güzel ama daha güzel yapılamaz mıydı? Daha güzel olamaz mıydı? Olurdu. Peki Hülya abla, şimdi spor dedik, yemek dedik. İlk kez uçağa bindi dedik ondan sonra. Hiç sabah kalktığımda farklı bir şey yapmayı düşündün mü? Her şey olabilir. Sabah kalktım. Ya bugün kalktım pilot mu olsaydım? Bu? Farklı bir şey yapmayı düşündün mü? Ben uçaktan korkuyorum diyorum. Adam farklı bana pilot şey, ol farklı, diyor. Farklı farklı. Bir şey. Mesela işi böyle uçuk musun? Yani kalktım gördüm hadi yok, koşayım. Yok çok çılgın bilmem bir insan değilim. Anladım Trabzon'a gideyim koşuyorum. Bilmem nereye gideyim. Ha öyle gitme yani. Gezmeleri çok seviyorum. Mı? Olmaz mı mesela bana haber de ki. Haber vermeden gittiğin oldu mu? Seni 3 gün aradıkları oldu mu? Yok. Beni kayboldu bu. Hiç olmaz çünkü beni ne zaman nerede bulacaklarını çok iyi bilirler. Nerede olduğumu çok iyi bilirler. Mesela diyelim ki telefonum kapalı. He. Bana ulaşamadı. Tak beni nerede ya da kimin yanında bulacağını biliyor. He. Hemen bilir beni nerede olduğumu. Peki moralin bozuk o zaman neler yapıyorsun? Yalnız kalmaya çalışıyorum. Allah Allah. Ama o daha çok bunalıma girmiyor mu? Yok ben moralim bozukken veya sinirliyken kesinlikle yalnız kalmayı, kendimle baş başa kalmayı tercih Peki, ediyorum. Peki Türkiye'de televizyonlar kadar radyolar senin için ne kadar teşkil ediyor? Yani radyosuz bir hayat düşünemiyorum. Bak televizyonsuz düşünebilirim. Ama radyosuz ha. Sanatçı için radyosuz hayat düşünemiyorsun. Radyosuz düşünemiyorum. Niye diyeceksin? Ben daha bu mesleğe başlamadan önce Rize'deyken bile çaya giderken 1 saat, 2 saat yürüyerek çay bahçelerine giderdik. Öyle uzak çay bahçelerimiz vardı. Radyomuzu muhakkak alırdık yanımıza. Abi, bak çay makasını alırdın. Çay sepetini alırdın. Radyoyu aldın mı? Yedek pillerini aldın mı? Birbirimize sorardık. Radyosuz bütün gün ne yapacaksın? Allah'ın dağında tepesinde. Düşünsene. Dolayısıyla ben de çocukluğumdan kalma bir şeydir o. Radyo dinleyerek uyumayı çok severim. Gece mesela şiir dinlemeyi çok severim radyodan. O canlı bağlantılarla katılırlar. Radyo programlarına bunlar inanılmaz güzel şeylerdir. Ve ben radyo dinleyicisiyle radyo programcılarının televizyon izleyicisiyle televizyon programcılarının kurduğu bağdan daha sıcak bir bağ kurduklarına radyo inanıyorum. Radyo programı hiç düşündün mü? Haftanın gariptir düşünmedim. Gelse mesela daha çok televizyondan çok daha çok her şeyin istek alırsın. Ya ama bir ciddi bir vakit ayırman gerekecek de. 1 saat ya haftada. Haftada 1 saat ama o benim bir haftamın 1 saatinde ben neler yapıyorum. Onu çok iyi düşünmek. Parayı nerede değerlendiriyorsun? Aldın mı yatlar, katlar, otobüsler bilmem ne? Ailem. Yani benim bütün dünyam ailem. Değeri yani biriktirebiliyor musun? Yapabildin mi? Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç değilim çok şükür. Ama işte çocuklar geliyor, yeğenler geliyor. Okuyan çocuklar var. Bir sürü çocuk okutuyoruz. Elimizden geldiğince kardeşlerime, aileme yardımcı olmaya çalışıyorum. Hülya abla, bana vakit ayırdığını çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İlk programımda sen konuğumsun. Ben bu sene sezonun ilk programında nazar boncuğum olarak görüyorum seni. Ay ne Böyle mutlu bana. Sevgili Murat Ula, sevgili Keke'ye Yusuf abime, evet. Sevgili Kemal'e, bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradaki Şato Kafe'ye, evet. Sevgili Mustafa abimize, sevgili Yusuf abimize, buranın sahibi,
Serdar Bey, Şaban Bey, bütün ekibine çok teşekkür ederim. Sevgili kardeşim Hayrettin'e, karısı, basın danışmanı Aysun'a. Aysun'a. Güzel vakitlerinden dolayı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sana, ekibine, Kanal T ailesine ve bizim diyorum, bizim Şato ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Güzel sohbet için. İyi ki geldin. Peki çok teşekkür ederim. Bakalım haftaya kimden olacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Turizm Kadir Balık'la Çat Kapı'yı sundu.